Bugün sizinle cilt bakımı rutinimi paylaşacağım ama özellikle salı akşamı cilt bakımı rutinimi paylaşacağım. Çünkü salı ve köfteyle koşturdum da buraya çıktım. O yüzden şu an bir dakika nefesini. Salı günleri ve pazar günleri cilt bakımı için fixlenmiş günler. Özellikle fixledim, yoksa bir şekilde böyle karışıyor. Hangi gün maske yapmıştım, ne zaman bakım yapmıştım, haftada kaç tane yaptım falan filan diye. Bu zamanı böyle bir kendimi ayırmaya özen gösteriyorum. Eskiden cilt bakımını ya da böyle akşam rutinimi, sabah rutinimi aşırı böyle koşuşturarak yapardım. Hadi hani hemen yapayım da bitsin gitsin diye. Şimdi bunu böyle kendime ayırdığım bir rahatlama zamanı olarak görüyorum. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Gel cilt bakımı akşamı. Kız kıza cilt bakımı yapıyoruz diyorum ben buna. Kıcım, başuradım. Oh. Her şeyden önce en sevdiğim olaylardan bir tanesi cilt bakımı rutininin tribi. Yani nedir? Bir saç bandı. Yüzümü Nivea'nın bu yüz yıkama köpüğüyle güzel böyle bir temizliyorum. Her zaman boynuma da böyle birazcık yukarıya doğru masaj yapa yapa. Ve gerçekten ben böyle hiç yüzümdeki bir şeyleri sert çıkartmayı sevmiyorum. Olabildiğince cildime nazik davranmaya çalışıyorum. Hani şöyle yavaş yavaş hareketlerle bunu böyle yüzüme şöyle şöyle sert bir şekilde sürmüyorum. Ben mesela bir ürünü almadan önce hep soruyorum bu ürünün testleri var mı diye. Eğer testleri varsa önce onu deniyorum. Çünkü hani çok fazla ürün sivilce yapabiliyor cildime ya da hani ne bileyim iyi gelmiyor bazen. O yüzden hani öncesinde böyle bir test alıp denemek iyi oluyor. Onu da hani gidip böyle dam diye test istemiyorum ama mesela bir ürünün testlerini aldım. Onu beğendim. Onu almaya gideceğim. Onu almaya gittiğimde eczaneye o ürünü alırken başka bir denemek istediğim ürünün de testlerini rica ediyorum. Kiehl's'ın toniğini uyguluyorum ve bu toniği ben gerçekten kaç senedir kullandığımı bilmiyorum. Herhalde böyle lise 2'de falan bunu kullanmaya başladım. Sonra da hep başka şeyler kullanıyorum aralarda ama buna geri dönüyorum. Bunun böyle bir aşırı ferahlatıcı bir hissi var ve gözenekleri gerçekten sıkılaştırdığını düşünüyorum. Bunu çoğu kişinin aksine pamukla yapmaktansa şöyle elime çok azıcık döküyorum. Elime böyle alıp ondan sonra yüzüme sürüyorum. Yapma kızım. Olabildiğince böyle hani ellerimi kullanmaya çalışıyorum. Çünkü ellerimle kendi tenime dokunmak, hatta zaten insanın kendi kendine tenine dokunması bile vücutta oksitosin salgılanmasına yardımcı oluyor. O da şefkat hormonu, sevgi hormonu. Böyle bir iyice oturmasını bekleyeceğim. Maskeye geçeceğim. Maske benim gerçekten cilt bakımında en sevdiğim kisim. Bu maskeyi de aynen testlerini bana vermişlerdi. Hatta bir vlogda kullandım. Sonra bayıldım ve gittim aldım. Şu an favori maskem olabilir. İki adımdan oluşuyor. Estederm'in maskeleri. Birinci adımı Deep Pore Cleanser. Yani bütün gözenekleri böyle derinlemesine bir şekilde arındırıyor. Bu bekleme süresinde hep ne yapıyorum biliyor musunuz? Köfteyle oynuyorum. Ya ver. Ya versene ya. Şimdi ikinci maskeye geçiyorum. Bu ikinci maskesi de Lightening maske diye geçiyor. Yani aydınlatıcı maske. Bu birincisinden sonra cilt daha böyle mat bir kıvam alıyor. Ama gerçekten tam böyle pürüzsüz bir hale geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu tarz videoları izlemeyi ben çok seviyorum. Ve böyle videoları izleyince hani insanın böyle o ürünleri alısı geliyor ya. Hatta hani cilt bakımı yapası geliyor. Bu zamanlarda ben kendime hep şöyle soruyorum. Ve siz de lütfen kendinize şu an bunu sorun. Hani bu kızın aldığı ve kullandığı hangi ürüne benim gerçekten ihtiyacım var? Ya da hangi ürünü gerçekten alacak kadar çok istedim şu anda? Ben hep öyle yapıyorum. Bu yüzümdeki de kurudu. Bunu şöyle ovalayarak çıkartıyorum. Sonra böyle bir üzerinden yıkadım. Şimdi siliyorum. Ve iki maskenin üzerine cildim gerçekten o kadar kaygan oluyor ki. Yani hiçbir pürüz kalmıyor. Ve o hani aşırı parlak, temiz görünüm oluşuyor.
Gerçekten hissediyorum bütün gözeneklerimin arındığını ve cildimin parladığını. Tabii bu kadar hani yüzümü yapmışken dudaklarımı da arındırmak olmaz. O yüzden Physicians Formula'nın Rose Oil Lip Polish. Bundan şöyle çok azıcık alıp dudağımın üzerine bunu peeling olarak uyguluyorum. Bütün bu böyle maske bakım işlemlerim bittikten sonra Estée Lauder'in Advanced Night Repair serumunu yüzüme sürüyorum. Bunu da bayağı uzun bir süredir kullanıyorum. Bunu bana geçen gün annem verdi. Daha yeni kullanmaya başladım. O yüzden hani iyi ya da kötü henüz diyemeyeceğim ama annem gerçekten yılların cilt bakımcısı olarak her şeyi denemiş, her şeyi yapmış ve inanılmaz bir cilde sahip olan, yaşı da hani bir anne yaşında olan kadına göre çok güzel bir cilde sahip. Ne kadar uzattım. Neyse. Ve bana dedi ki, Lara dedi, bugüne kadar hiçbir göz kreminin gerçekten işe yaradığını hissetmedim. İlk defa hayatımda bunun çok işe yaradığını hissettim. Sana da alayım mı dedi. Ben de al dedim. Antalya'da bir yerden bir arkadaşı göndermiş dedi, almış. Juliet Armand diye bir markası var. Şöyle bir sanki aşıymış gibi görünümü var. Çok azıcık böyle alıyorum. Yüzümün şuralarına sürüyorum. Böyle kalan ürünleri hep elime yediriyorum. El bakıma da inanılmaz önem veriyorum. Hani manikürüme, tırnak eti yağlarıma, kremlerime falan filan. O da böyle ayrı bir zevk. Neyse, son olarak da nemlendirici sıra geldi. Bu Lierac ürününü kullanıyorum. Eskiden bunu bir tık daha hani ne denir? Yani nemlendiricisini kullanıyordum. Bu daha kuvvetli şimdi. Bu kremimi sürerken hep yukarıya doğru böyle hareketler yapıyorum. Şöyle. Burada da hep böyle alıyorum. Ve sonra boynuma da yapıyorum. Boynuma da hep yukarıya doğru. Bu cilt bakımının en son ve en sevdiğim ürünü gece yatmadan önce bileklerime sürdüğüm bu doğal uyku yağı Niels Yard'dan. O kadar güzel kokuyor ki ve o kadar isterdim ki kameradan şu an size bunu koklatmak, yani böyle ne kokusu bu, lavanta kokusu ama bir şeylerle karışık. Lavanta, helianthus, citrus, anthemis, Rosa, gül de var. Bunu bir arkadaşım bana hediye almıştı. Ve cilt bakımı rutinim böyle, umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de aşağıya çok kullandığınız ve böyle aşırı hoşunuza giden ürünler varsa onları yazabilirsiniz. Ben de onlara bir göz atarım. Hepinizi çok öpüyorum. Bye bye. İyi geceler.